sayı pasta yapacağız. Ben kızımın doğum günü için yapıyorum. 1 yaş pastası. Hemen başlamak istiyorum tarife. Öncelikle kremamızı yapıyoruz arkadaşlar. Kremamız için 1 litre kadar sütü ben tenceremi boşaltıyorum. 2 su bardağı kadar toz şekerimi içerisine ilave ediyorum. 2 tane yumurta ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve 6 yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. Ve çırpma terimle önce çırpıyorum şöyle bütün malzemeler iç içe geçsin diye. Daha sonra ocakta kaynayana kadar ocağımda pişireceğim arkadaşlar. Şimdi ocağımı aldım ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı arkadaşlar. Bu aşamada içerisine 150 gram kadar tereyağı ve 2 paket vanilya ekleyeceğim. Şöyle iyice kıvam alsın. Güzel bir kıvamı oluyor arkadaşlar bu kremanın. Evet, tereyağımı ekliyorum ve vanilyamı ekliyorum içerisine. Ve altını kapatıp sürekli karıştırarak tereyağının erimesini bekliyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırdıktan sonra üstü hiç kabuk bağlamadan streç filmle her tarafına gelecek şekilde güzelce kapatıyorum. Üzerini tamamen kapattıktan sonra dolapta yaklaşık 4-5 saat kadar soğumasını bekleyeceğiz. Bir gece önceden yaparsanız daha güzel olacaktır arkadaşlar. Kremamız soğurken biz de bisküvisini yapmaya başlayalım arkadaşlar. 200 gram kadar tereyağını karıştırma kabıma alıyorum. Ve içerisine 2 yumurta koyacağım. 1 su bardağı kadar toz şeker ekliyorum. Ve 4 su bardağı kadar un kullanıyorum. Un miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat 4 su bardağı tam yetiyor. Daha sonra 2 pakette vanilya ekledikten sonra yumuşak bir hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet, benim hamurum hazır. Yumuşacık bir hamur oldu arkadaşlar. Şimdi üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık 45 dakika kadar dolapta soğumaya bırakalım arkadaşlar. Hamurum 45 dakika kadar dolapta dinlendi. Şimdi üstünü açıyorum ve 2 tane yağlı kağıt arasında merdane ile açacağım. Şimdi böyle büyük bir şekilde açtıktan sonra ben üzerindeki yağlı kağıdı kaldırıyorum. Ve ben 1 yaş pastası yaptığım için şöyle bir şeklinde yağlı kağıtla çizmiştim daha önce. Onu şöyle tam üzerine getiriyorum ve bıçak yardımıyla keseceğim. Şöyle kesiyorum. Evet, kenarlarını aldıktan sonra üstündeki şu yağlı kağıdımı alıyorum. Çünkü bir kat daha yapacağım. Daha sonra üzerine her tarafına gelecek şekilde çatalla deliyorum. Bu arada fırınımızı 170 dereceye ayarlayalım. Çatalla deldikten sonra tepsiye alıyoruz ve fırına koyacağız. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Şöyle tepsimi aldım gördüğünüz gibi. Şimdi yaklaşık 10-12 dakika aralığında pişiyor arkadaşlar. Birinci kurabiyemiz pişti. Fırından çıkarttım. Soğumasını bekleyelim. Pastamızın kurabiyesi pişerken biz de kremamızı hazırlayalım. 4-5 saat beklettiğim kremamı şöyle açıyorum. Önce mikser yardımıyla çırpacağım. Kremamızı güzelce açtıktan sonra içerisine 2 paket kadar krem şanti ekleyeceğim. Ve mikser yardımıyla çırpıyorum. Çok katı olursa birazcık sıvı krema ekleyeceğiz. Kremamızın kıvamı şöyle çok güzel oldu. Ben katı bir krema istiyordum. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi sıkma torbama doldurabilirim. Evet, şimdi ilk birinci katımızın üzerine kremamızı şöyle şekilli bir şekilde sıkalım. Kremamızı sıktık. Şimdi ben aralarına şöyle çilek koyacağım. Sizler dilerseniz koymayabilirsiniz. Ben çok fazla kenarları gelmeyecek şekilde çilek koyuyorum. Daha sonra diğer katını yapacağım. Aralarına çileklerimizi koyduk. Şimdi ikinci katını koyuyorum. Şimdi ikinci katını koydum ve ikinci katını da yine aynı şekilde kremayla kaplıyorum. Pastamızın kremasını sıktık. Şimdi süsleme aşamasına geçebiliriz. Şimdi pastamızı dilediğimiz şekilde süsleyebiliriz.
Pastam hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ben kızıma yaptığım için altına İlayda diye yazdım. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yapanların ellerine sağlık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.